Gitti. Döndü, dolandı, geldi gene bizim başımıza kuruldu. Gördün mü kızım? Kızım Hayat, sana biraz daha yanayım. Sen iki canlısın şimdi. Daha fazla yanayım. Koy Cennet, koy. Can olsun, kan olsun kızım. El gibi durma kızım, ye. Hadi bakalım. Ulan biz burada kuru soğana talim edelim, sen o parasıyla gelin, p***k herif. Hayır, sen ne diyorsun lan? Bana bakın. Rakip. Ne yapıyorsun? Hem sofranın ortasında, dedenin yanında, benim yanımda ayıp değil mi? Söyledik lan bunu. Bak, bana yeminimi bozdun bayım. Kırarım kafanıza. İsmail. Heh. O da senin oğlun, o da senin evladın. Ha, dokunayım. Ha. Benim oğlum. Ben ne dersin, tazesini yapar oğlum. Tövbe estağfurullah. Hadi geçin sofraya oturun. Adam gibi yemeğinizi yiyin. Geç. Tövbe tövbe. Gece vakti pilava çıkıyorum diye bana gönül koyuyordunuz değil mi? Aha işte bunun için. Ne ataya saygınız kaldı, ne sofraya adabınız. Keşke öyleydim de baharınızı görmeyeydi gözlerim. Utan, utanın. Afiyet olsun herkese. İyi akşamlar, afiyet olsun. Buyurun, hep birlikte olsun. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Gel şimdi şöyle. Gel kızım, gel buyur. Demek mimarsın kızım ha? Evet efendim, mimarım ben. Maşallah, maşallah. Mimar. Ana, böyle binalar çiziyor. Hani büyük siteler, alışveriş merkezleri falan var ya, onları çiziyor. Değil mi? Yani evet. Öyle böyle böyle. Bunların hepsini sen mi yapıyorsun kızım? Pelin, sana hep bahsettiğim dedem. Bizim evin atası. Kore gazisi İbrahim Bakırcı. Çok çok memnun oldum. Bahadır ol kızım. El öpenlerin çok olsun. Siray senden söz etmişti Pelin. Ama bu kadar güzel olduğunu söylememişti. Çok teşekkür ederim. Davul bile dengi dengine Cennet Hanım. Oğlum diye demiyorum. Benim Sıracım'ın kaşı, gözü, boyu, bosu dillere destandır. Heh, ne de olsa anasının oğlu bir yerde. He, doğru doğru. Anasının oğludur ha. Kimlerdensiniz kızım? Baba, koca İstanbul. Kimlerden olduğunu söylese nereden bileceksin? He, doğru ya. Ben öyle hani adettendir diye şey ettim. Ya Ege'liyiz aslında biz. Ben de Ege'liyim. Gerçekten mi? Akçalar diye biliniriz. Tarık Akça babam, dedem. Ondan önce onun babası, hep mimariyle ilgilendik. Maşallah. Baba, görüyorsun değil mi? Aynen bizim gibi ha. Biz de ta atalardan, dedelerden çömlekçiyiz. Önce bakırcıyız, sonra çömlekçiyiz ha. Ne güzel, ne güzel. Çok ilginç bir mesleğiniz var. He, ilginçtir bizim mesleğimiz. Doğru, ilginç ha. Kaç kardeşin var kızım? Tek çocuğum ben. Tek mi? Yok mu başka hiç? Bekir. Ananın kuması var mı kızım? Ana.
İspel'in evlenme kararı aldık. Ne kararı aldınız? Ne kararı aldınız? Yani sizin de müsaadeniz olursa biz evlenmek istiyoruz. Pelin, tebrik ederim. Sağ ol, seni alırız başına. Hayırlı olsun Pelin abla. Teşekkür ederim canım benim. Ay. Benim oğlum büyümüş, adam olmuş, evlenmeye karar vermiş. Kurban olduğum Rabbim, bu günleri gösterdin ya bana, şükürler olsun sana. Madem öyle, şimdi tabii usulünce Allah'ın emri peygamberin kavliyle güzel kızımızı anasından babasından gidip istemek lazım. Ben baba. Usulünce istemek lazımdır oğlum. Pelin'in babası pek evlenmemize razı değil. Yani vazgeçsek isteme işinden, böyle kendi aramızda. O nasıl olacak ya oğlum? Yani kızımızın babası razı değilse ne yapacaksın? Güzel kızımızı kaçırıp getirecek misin? Biz o zaman kaçıracağız onu.